üyelerden İsmail Bozdağ ve Cemal Özalp'ın konunun tekrar incelenmek dairesine irade edilmesi talebine karşılık Mustafa Akaya, Osman Kabakçı ve Şah İsmail Tetkin imar planı reddedilmesi talepleriyle imar planı konusunda oy çokluğuyla reddine karar verilmiştir. Şimdi arkadaşlar, bu konu uzunca bir dönemde spekül edilen bir konu. Bununla ilgili yapılan plan çalışması Büyükşehir Belediye Meclisi'nce AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Partili üyelerin tamamının oyuyla oy birlikte geçmiş. Yani 5 milyon onaylanmış. Bizim de, belediyemizin de, meclisimizdeki görevi bu. Bu 5 binlik plana uygun bir binlik yapmamız gerekiyor. Şimdi planda arkadaşlarımız çalışmışlar. Dairemiz çalışmış. Bu 5 bin uygun bir plan zorlamış. Bu planı tabi reddetmek, kabul etmek sizin kararınız, meclisin kararı. Buna saygı duymakla başka yapacak bir şey yok. Saygı duyacak. Ama özellikle Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizin kamuoyunun daha iyi anlaması için, konuyu bilmesi için, halkın da bilmesi için Ankara'da neden evet verip burada neden hayır dediklerini izah etmeleri gerekir. Ben şartımı beklerim. Burada basın da var. Bence çıkmadı buradaki meclis üyesi arkadaşlarımız. Demeliler ki şu 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 gerekçeler evet dedik ama bunu hayır diyoruz demeliler. Bizim böyle bir görevimiz var. Yapalım. Tamam. Yanlışsa düzelterek yapalım. Siz düzeltin, öneri sunun. Bizim daire böyle hazırlamış. Plancı böyle bir hazırlık yapmış. Demiş ki, bu donatı eksikliğini böyle çözebiliriz demiş. O zaman sizin bir öneri sunmamız lazım. Yani tamam, bunu ya yanlış var diyelim. Bize göre yok ama size var diyelim. Bunu izahatını yapmalısınız. Yapabilmelisiniz. Yapamıyorsanız o da havayı zaten. Yani onu söyleyeyim. Çok vayim. Halk bizi izliyor. Polatlı bizden çözüm bekliyor. Sorun neyse ortaya koyun. Bunu bilelim. Herkes bilsin. Ona göre çözüm üretsin. Üretemezsin. Reddi demek çözümsüzlük demektir. Ben buradaki reddi tamamen siyasi sahiplerle değerlendiriyorum şahsen. İzah yapmanızı bekliyorum. Bunu çıkınız kürsüye, Sayın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne izah etmediler, izah etsinler. Neden evet dediniz, niye hayır diyorsunuz? Varsa bir şey biz bunu bilelim. Ki kamuoyu da bunu öğrenmiş olsun. Diğer arkadaşlarımız komisyon reddetmeye karar vermiş. Ama ondan sonra ne olacağını da söylememiş, söylemiyor. Bunun kamuoyu tarafından çok iyi bilinmesini, değerli arkadaşlar, canlı yayın yapılıyor şu anda. Polatlı da bizi izliyor. Bilinmesini özellikle istirham ediyorum ve oylamaya geçiyorum. Arkadaşlar, komisyon raporunu yani planın reddini kabul edenler, reddedenler, evet arkadaşlar, oy çokluğuyla komisyon raporu kabul edilmiş, plan reddedilmiştir. Değerli basın, gördünüz değil mi? Bir cümle edilemiyor. Yok. Gerekçe yok ki. Bunu da şehrin hemşehrilerimizin takdirine bırakıyoruz.